...bulduğumu göstereyim hemen. Bana Canberk bir tane fotoğrafımı atmıştı. Bir saniye, çok azıcık bekleteceğim. Beyler bakın. Gelin sizinle bir bakalım matematik notlarımı. Bu benim lise notlarım. Bu benim lise notlarım. Bakın, buyurun. Ee, dil anlatım 36. Dinim 100. Çok dini bütün bir insanım. Yabancı dil Almanca 58-98 yani İhlibe Barış. Barış'ı seviyorum. Coğrafya 100. Coğrafya perfect benim. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 55 falan kurtarmışız. Seçmeli dil anlatımı geç. İleri matematik. 5, 1 ve 10. Gayet güzel. Seçmeli mantık. Bak ne kadar mantıklı bir insan olduğumu anlayabilirsiniz. Edebiyat. Uyuyarak 57-34 almayı başarmışım. Yönetim bilimi. Çok yönetim bilimi. Trafik. Bak. Edebiyat. 88-66. İngilizce. İngilizce niye böyle harbiden hiçbir fikrim yok? Yani İngilizcem gerçekten lisede bayağı iyiydi yani. Konuşuyordum ben falan. Evet döndük. Dil anlatım 30. Bak hoca beni bırakmamak için elinden geleni yapmış. Dini kültürü. Yine dini bütün bir insanım. Yabancı değil. bak Almancam biraz azalmış, biraz Rammstein dinlemeyi kesmişiz. Coğraf ve yine yüz 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 yüz. Bak, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, baba biliyor bunu, 50-71. Seçmeli Dil Anlatım'da bu sefer sıçmışız, 15-35. Bu noktada işte ben sadece uyuyorum. Ve geldi beyler. Beyler o geldi amına koyayım. 1 1 1 Hoca da performansa da 10-10 vermiş. Ya 100-100 versen ne olacak ya? Yani ne olacak? Ortalamamın ağzına sıçmışsın ya hoca ya. Hayır oğlum ben zaten matematikçiyle biz çok kavga ediyorduk. Yani dersinden atıyordu beni durduk yere. Yani bildiğin arkada hoca ediyorum ki hocam diyorum. Ben diyorum güzel sanatlara hazırlanıyorum. Bakın dinleyin ben diyorum güzel sanatlara hazırlanıyorum. Dersinizi bölmek istemiyorum. Çalışan arkadaşlarım var. Ben matematik çalışmak istemiyorum. Matematik çalışmayacağım. Beni bırakırsanız ben yüksek ihtimalle arkadaşlarımla goy goy yapacağım, muhabbet yapacağım. Ben gideyim, arkada sessiz sakin resim çizeyim. Hoca buna izin vermedi. Hoca buna izin vermeyince ben de inatlaşmaya başladım. Dersine bildiğim böyle şeyler vardır. Tahtalar vardır. Adını hatırlayamıyorum. Güzel sanatlarda okuyan falan varsa bilir. Böyle tahta vardır. Tahtayı masaya koydum. Çart böyle tuval değil hayır. Ş Şövalye mi palet değil tuval değil amına koyayım bildiğin tahta lan ta duralit aynen öyle whisper hay alnını öpeyim duralit duraliti koydum böyle masaya resim çiziyorum benim resmimi alıyor yırtıyor işte ne bileyim geliyor durmadan bana soru soruyor. Ben de ısrarlı diyorum ki hocam diyorum dersinizi bölmek istemiyorum. Bırakın. Ya beni bırakın. Ben resim çizeyim ya o amına koyayım. Ben resim çizeyim ya. Ben ben çünkü matematik kafam basmıyor. Kafamın basması için de uğraşmak istemiyorum. Ben oturayım. Ben resim çizeyim sessiz bir şekilde. Resmimi yırtıyor. Kursa gidiyorum. Kurs ödevimi yapıyorum. Kurs ödevimi yırtıyor. Ben de geldim. Sınavına kocaman kağıt var ya böyle. A4'ü çevirdim, resim çizdim. Bütün sınavlarına resim çizdim sadece. Sadece resim çizdim. Bütün sınav kağıtlarına resim çizdim ve hocaya verdim. Aynı şey mesela ee, edebiyatçı kabul etmişti. Edebiyatçı demiş ki benim dersimi bölme, ses çıkarma, resim çiz. Ben de tamam demiştim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam demiştim. Gram ses çıkarmadım. Edebiyatçımız muhteşemdi. Dil anlatımcımız muhteşemdi. Yani bayılıyordum ya hocalara. Coğrafya hocamız lan, coğrafya hocamız ya. Coğrafya hocamız dünyanın en melek insanıydı ya. Matematik hocamız da bizim çizdiğimiz şeyleri yırtıp atıyordu durduk yere falan. Dur, Bino Game Donat'lerine buradan bakacağım sanırsam düşmüyor artık çünkü saçma sapan oldu. küfretmeyin oğlum hocama